muydu hep? Arıyordum. Çekmeceyi açınca bunu buldum. Kaybetmiştin. Buldum. Ama bana göre değil. Kabul ettim ama kullanmayacağım. Başka bir şey var mı? Var. Bu bilet de bana göre değil. Sen üzülme diye kabul edemeyeceğim. Kusura bakma. Çünkü hiçbir yere gitmiyorum. Hiç gerek yok böyle alışverişlere. Almaya da vermeye de. İlk kez doğru konuştu. En doğrusu bu. Bu şimdi ayl sersemlemi. O sadece abime verdiği sözü tutuyor. O kadar. Kapıyı açın. Yalvarırım içeri alın beni. Çağlar başı sıkışırsa bir derde girerse gel demişti. Ne olur peşimdeler. Allah rızası için beni içeri alın. Öyle herkesi içeriye alamayız maalesef. Bekle bir. Ben bir içeriye haber vereyim. Akçağla bilir beni. Ne olur Allah rızası için öldürecekler beni. Ne olur içeri alın. Yalvarırım. Yalvarırım. Ne olur içeri alın beni. Öldürecekler beni. Yaklaşmayın. Talina raklarin mafifil mekana. Talina. Ay aç ne olur açın kapıyı ne olur yalvarırım alın beni içeri. Aç şu kapıyı duyuyor musun? Ne olur ne olur öldürecekler beni kurtarın beni ne olur. Aç dedim. Buraya gel. Ne olur yardım edin bana ne olur. Gel. Yaklaşma. Gel. Verin ikrayı bize. İkra bizimdir. Verin onu yoksa kan akacak. Ne oluyor burada? İkra bizim. Onu bize verin yoksa kan akacak. Kimse kapıma gelip beni tehdit edemez. Ben vermeden benden hiçbir şey alamaz. Alın bunu buradan. Depoya götürün. Thank you.
Yok, ben duramayacağım burada. Akşam, içeride kalsanız daha iyi olur. Çekil önümden Cenger Efendi. Gidip bakmam lazım. İkra, kızım. Bak canım. Buldular mı seni? Buldular. Kaçtım ama... Ne olur affet beni. Başka çarem kalmadı. Tamam kızım. Yanındayım. Korkma. Sana zarar vermediler değil mi? İyiyim. Bu abla ve bu abi gelmeseydi... ben mefta olmuştum şimdi. O katillerin elinden aldılar. Kurtardılar beni. Vallahi tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Tebriklerim ol. Çok iyi iş çıkardın. Sağ olun, var olun. Oyuncu olmak için doğmuşum. Ama kader ağlarını ölmüş bir kere. Ve ben kendimi bu polis merkezinin soğuk koridorlarında bulmuşum. Role girdim mi adeta karakterimle bütünleşiyorum. Kendiliğinden olan bir şey. Yani rolde değil. Benim meselem duman oyunculuk. Sahnede gökyüzündeki bir yıldız gibi parlıyor. Abartmasan mı acaba? Hani bir yerde kesmen gerekiyor ya. Yok ya, iyi gidiyor gayet. Ben bayağı kaptırmıştım vallahi. Komiserim dur diyen olmasa sabaha kadar konuşur da... o yüzden olaya müdahale edeyim dedim. Teşekkür sunarım kardeşim. Kimse kimsenin parlamasına engel olamaz. Beni durduramazsın. Ben de hatırlatırım Star Bey. Polise mukavemet suçtur. Hayır, akşam eve girerken o egoyla kapıdan sığmayacaksın da. Ben de seni dışarıda bırakmak zorunda kalacağım. Yazık olacak. O yüzden fazla şişme derim o halde. Yapma karım. Gitmeyi bulursun üstüne. Bu başarı gerçek. Çok teşekkür ederim İbo. Sana borçlandım. Ne demek komiserim? Senin kardeşin bizim kardeşimiz. Görevimiz. Ha şu genç kızların canına kast eden şerefsiz de hemen bulacağım. Bana bir 30 saniye vereyim. Meslek hayatım boyunca iki defa böyle oluyor. Ama kardeşimin o hali gözümün önünden gitmiyor. Ayşe komiser, sen bir polissin. Hem de iyi bir polis. Ama bu vakada bir insansın, bir ablasın. Ağlayabilirsin yani, ağla. Hatta bak, koy kafanı şuraya, çok rahattır burası. Koy şuraya kafanı, bir rahatla şöyle bir içine, ağla ya. Şuraya koy, koy. Tamam. Tamam, geçti bir de. Peki. Vakit kaybetmeden şu aşağılık herifin kim olduğunu bulalım hadi. İşte buldum. Kimmiş bu, söyle hadi. Neler yapmış tek tek çıkar ortaya. Gidip bulamış şerefsiz, getirelim atalım içeri. Komiserim. Anlaşılan bu gizli şerefsizlerden. Çok başarılı, orta seviye bir iş adamı. Bakıyorum da sicil de tertemiz. Oha, ben bu girişimcilik ödülü falan almış ya. Allah cezasını versin ya. Resmen iki yüzlü hayat sürüyor. Bir tarafta saygın iş adamı pozlarındayken diğer tarafta insanların hayatıyla oynuyor. Bir açığı, bir suçu mutlaka olmalı.
İbo hemen bana adresini ver. Gidip emniyete çekeceğim onu. Konuşturacağım bu şerefsizi. Şşş dur ya. Dur. Bir ateşlenme hemen. Bir plan yapalım. Kanıt lazım kanıt. Daha adamın sadece elimizde ismi var. Bir de maalesef şu aldığı başarılı ödüller midir nedir? Kanıt nerede kanıt? İspat edemezsek bu yaptıklarını herifin avukatları gelir buradan 5 dakikada alır götürürler. Sonra ne kestik koç? Ne yedik? Hiç. Kaybedecek vakit yok Ferit komiser. Hele benim duracak hiç halim yok. Gidip bulup adım getirip konuşturacağım. Sakin olacağız sakin. Adımlarımızı dikkatli atacağız. Böyle çözülmez bu iş. Tek çare sorgu. Ya bak elimizde bir şey yok diyorsun. Tamam işte. Elimizde bir şey olması için o adamı konuşturmamız şart. Hayır. Öyle hiçbir yere varamayız. Akıllıca davranmamız lazım. Akıllı hareket etmemiz lazım. Ayşe komiser, dur bir dakika, bu bir emirdir. Senin emrin vız gelir, vız. Benim kardeşim ölüyordu, kardeşim. Bir genç kız bir pislik yüzünün hayatını kaybetti. Kim bilir daha kaç kendinin kanına girdi. Ve sen bunu dur diyorsun öyle mi? Durmayacağım Ferit komiser. Sen dur ama ben durmayacağım. İkra kızım gibidir Yaman. Senden farkı yoktur. Elimde büyüdü. Suriye'den kaçarken onu da aldım yanıma. Ailesi onu aşiretten yaşlı bir adamla evlendirecekti. Allah senden razı olsun Akcan'a. İzin veremezdim benim gibi hayatının kararmasına. Sonra biz Emin'le, Emin'le gelince biz... Emin sevdiği genç. Evlenip yurt dışına gideceklerdi. Ben de İkra'yı Emin'in ailesine teslim ettim. Her şey hazırdı. Hazırdı ama Emin bir gece çıktı gelmedi. Uyumadık, aradık onu. Her yerde aradık ama yok, yok, yok. Sonra onu ararlarken karşıma çıktılar. Kaçtım ben de. Ama belki de çoktan kıydılar Emin'e. Sonra kaçtım, kaçtım. Akça anam zorda kalırsan gel dediydi. Buraya geldiğim gün telefonla İkra'ya ulaştım. Ona her şeye rağmen kaldığım yerin adresini verdim. Bu çatının altında güvenlisin. İstediğin kadar kalabilirsin. Madem halamın evladı gibisin, burayı da evin gibi göreceksin. Teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ağlama artık kızım. Sil gözyaşlarını. Affet Akcan'ım. Böyle dara koydum seninle. O nasıl söz kızım? Seni bırakacak değilim. Kalbini ferah tut. Seninle bir konuşalım oğlum. Korkma. Burada güvendesin. Hadi elini yüzünü yıka. Gel benimle. Gel. Aslan oğlum, sen bu Ahvan aşiretini bilmezsin. Vicdan nedir bilmezler. İkra'yı almadan gitmezler. Kan dökerler. Ben ailemi ateşe atamam. İkra'yı da bırakamam. Oğlan da yok ortada. Burada duramayız gayrı. Biz İkra'yla gidelim. Gitmek ne demek? Seni bırakabileceğimi nasıl düşünürsün? Bu çatının altına sığınan bu genç kızı bu vicdansızlardan elbette koruyacağım. Ama... Burada kalacaksınız diyorsam kalacaksınız. Senin emanetin benim de emanetim. Sağ olasın aslan oğul.
Bunlar sana olur. Ben çekeyim de sen giyin. Gitme. Burada güvendesin, geçti. Merak etme. Sen çok iyi biri. Sen de öylesin. Daha tanışmadık ama benim adım Nana. Benim adım İkra. Senin Türkçe de kötü benimki gibi. Akça anam öğretti bana. Daha birçok şeyi. Okuma, yazma, iyilik, mertlik. O zamandan çok severim onu. Sade bana değil, bir sürü çocuğa analık yaptı. Emin de çok severdi. Ya iyi değilse? Ne yaparım ben onsuz? O benim buramda. Hazırlan, doktora gidiyoruz. Sen iyi değilsin. İyiyim diyorum. Neden inanmıyorsun? Baksana, sürekli elini kalbine götürüyorsun. İyi değilsin, belli ki bir şey var. Yok bir şey. Çok seviyorsun. Canımdan daha çok seviyorum. Sen de bilirsin aşık olduysan. Yok. Bilmem ben. Nereden bileyim ki? Kral, kızım, burada kalıyoruz. Yaman izin vermiyor hiçbir yere gitmemize. Korkmana gerek yok artık. Hiçbir güç seni buradan alamaz. Her şey yoluna girecek. Kahve söylüyorum komiserim. Kirpi bize 3 kahve. İbo. Oğlum sen o dürümleri yemediysen ciddi kötü günümüzdeyiz ya. Ben böyle komiserim. Bir bak ada verim alamazsam gözüm yemek dahi görmez. Boyumu da kimse bilmez. Ondan önceki 3 dürümü neden gömdün o zaman? O zaman benim alacağıma dair ümidim vardı Kara. Ama şimdi... Şimdi ne İbo? Şimdi ne? Bir sonuç çıkmadı mı? Vallahi komiserim, savcılıktan izin gelir gelmez bütün banka hesaplarına eriştim. En ufak şüpheli bir hareketi dahi yok. Her şey net ve tertemiz. Vardır. Vardır. Bozuk saat bile günde en az 2 kez doğruyu gösterir. Tersi mantığıyla bakarsak eğer, o Bay Doğru'nun mutlaka yaptığı bir yanlış vardır. Biz bulamıyoruz sadece. İbo, dürümü yemeye başladığına göre bir umut var ha? Yok komiserim. Valla midem kazındı da ondan yiyorum. Yoksa meselenin çözülemeyeceğini düşünüyorum ben. Yeter Ferit. Sana da onayına da ihtiyacım yok. Ayrıca seni de yanımda istemiyorum, tamam mı? Hallederim ben. Bazen ne yaparsan yap, olmuyor mesela. Olmuyor.
Tamam. Ayşe komiser şüpheliyi almış komiserim. Sorgu odasındaymış. Kahvenizi sorgu odasına gönderiyorum o zaman. Kahve iptal. Nereye komiserim? Kafa dağıtmaya. Asım Gürgenoğlu'dur. Başlamadan önce geri çekilebilir misiniz lütfen? Şimdi başlayabiliriz. Bu kadar titiz olduğun için arkamda iz bırakmadın değil mi? Aşağılık herif. Bunlar bir bayanın ağzına hiç yakışmayacak kelimeler. Ben titiz olduğum kadar kibarlığımla da konuşurum. Aslında titizlik abartılı bir ifade benim için. Ben sadece temizim. Sen ne aşağılık, ne utanmaz bir adamsın ya. Şu saygın iş adamı maskenin arkasındaki karanlık yüzünü çok iyi görüyorum ben. Ne görüyormuşsun? Katil. Perde arkasında ürettiğiniz haplar yüzünden bir genç kız hayatını kaybetti. Benim kardeşim ölümden döndü be. Çok hırsızsın komiser. Bunlar çok iddialı laflar. Başka bir şey yoksa gidebilir miyim? Gidemez. Peki sebep? Beni burada tutmak için bir kanıtınız var mı? Faruk Ahmet Özçelebi. Seni ele verdi. Her şeyi anlattı. Tüm bunların arkasında senin olduğunu biliyoruz. Bir kanıtınız var mı diye soruyorum ben de. Kanıtınız varsa... Buyurun. Takın kelepçeyi. Yapamazsınız. Çünkü kanıtınız yok. Adamın biri benim hakkımda şerefime laf söyleyecek şekilde size ifade veriyor. Ve siz de onun laflarına bakarak beni araştırıyorsunuz. Ve beni burada biraz daha tutarsanız avukatlarımı çağıracağım. Ve size hakaret davası açacağım. Tamam mı? Seni şimdilik serbest bırakıyor. Ama yemin ederim bu iş burada bitmedi. Ellerine kelepçeyi takan kişi var ya... O ben olacağım. Anladın? İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Bunlar iddialı laflar. Neden olmasın? Mesleğine başarılar diliyorum. Serbest bırakın şunu. Ferit komiser yine haklı çıktı. Ne kestik koç, ne yedik hiç. Bu Emin Yakubi isimli genci bulmamız lazım. Çocuk kaçırdığını düşündüğümüz aşiretin adı Ahvanlar. Kimmiş, neymiş bu aşiret öğren. Çocuk sağ mı değil mi iyice araştır. Eğer çocuk sağsa ne yapet bul. Polise de birazdan bilgi geçeceğim. Tamam, hemen ilgilenirim. Ben hallederim, merak etme.
Nana'yı kaçıran adamlarda son durum ne? Var mı bir gelişme? Bir gelişme yok, hala aynı. Bilinçsiz halde yatıyorlar. Tamam. Takipte kalın. Tamam. Haberleşiriz. Onu sen değil ben sorgulayacağım. Ağzını sadece konuşmak için açacaksın. Yoksa kafanı sıkarım. Söyle. Sizi tutanları tanıyor musun? Hayır. Maskeleri vardı, hiçbir şey görmedim. Ama biri aksıyordu, epey kısaydı. Öbürü de uzuncaydı. Hayır. Hiçbir şey görmedim, bilmiyorsun. Ablam ve o çok sevdiğin küçük yeğenin yaşasın istiyorsan... hiçbir şey görmedim. Anladın mı beni? Bana bu anlattıklarını polise veya Kırım'la ötersen onları bir dahaki görüşün morgda olur. Bilmiyorum, hiçbir şey görmedim. Sabret kızım. Her şey yoluna girer. Hallolur. Bak görürsün. Gamlanıp karartma gönlünü. Neleri aşmadık biz seninle. Bunu da aşarız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun Akça Hanım. Senin de Yaman abin hakkında nasıl öderim ben? Nasıl öderim? Olur mu hiç? Bir daha duymayayım. Sen iyi ol yeter. Dur kızım. Otur getirirler. Sen var ya sen. Sen çok iyi bir kadınsın. Sen de kötü değilsin. Sen? Hano, iyi misin? Tansiyonum oynadı biraz. İyiyim, merak etmeyin. Kızım, emin yok diye boğazından lokma geçmedi. Yemek yedireceğim sana. Galiba biraz uzanmam gerek. Hadi yat, dinle biraz. Bir şey ister misin? Ne yapayım ana senin için? Ne istersin? Aa, büyütmeyin canım. İyiyim ben. Alt tarafı birazcık başım döndü. Kızım, sen benim iyi olmamı istiyorsan şu karnını git doyur lütfen. Tamam, ben hallederim o işi. Sen merak etme Akça abla. Adalet ablayı da hemen yanında gönderiyorum. Tansiyon aleti ve ilacınla. Sen gel benimle, gel. Gel. Gel, otur burada. Zahmet etme, iştahım yok benim. Olmaz, yemek zorundasın. Sen şimdi Emin'i merak ediyorsun ya, o da seni merak ediyor. Onun için güçlü olmak zorundasın. Thank you.
öyle. Yutamıyorum. Ya Emine bir şey yaptılarsa, ya şimdi kapıya dayanırlarsa? Yapamazlar. Burası Kırımlı'nın evi. O öyle bir adam ki hepimizi korur. Yaban Kırımlı'nın karşısına çıkana acırım be. Mahveder onları. Ateş çıkar gözlerinde. Bir kükresin, dağlar yerinden oynar. Korkuyor. Güvende olduğunu bilsin diye. Biraz abarttım seni. Otur. Kim bu Ahman aşireti? Reisleri kim? Reis Eymen aldık. Belalıdır, zalimdir. Gözünü kırpmadan adam öldürür. Emine de bir şey yaptılarsa. Ne zaman, nerede kaçırdılar Emine? Dün akşam 8'deydi. Kavalca tarafında bir yerde kayboldu. Ya kıydılar sonra? Merak etme. Bulacağız Emine. Hadi ye yemin, hadi. Aşkım. Sen dünyadaki en tatlı şeysin Gencoy. Dur yapma. Teriyar mı o? Doğru. Ama dünyanın en tatlı teriyeri. Galiba dişi. Çok tatlıymış gerçekten. Teşekkür ederiz. O benim bir tanem biliyor musunuz? Çok da akıllıdır. Sabahları parka gidebilmek için telefonunu saklar. Sonrasında da geri getir. Gerçekten mi? Sevebilir miyim biraz? Cancoş herkes sevmez. Isırabilir. Gel bakalım. Cancoş. Cancoş. Aa, sizi sevdi galiba. Normalde kimse bu kadar sevdiğini görmemiştim. O da benim gibi o zaman. Ben de çok zor yaklaşırım birine. Zor ısınırım. Gerçekten. Ama bazen yıldırım düşer bir anda. Hemen herkesi, her şeyi unuturum. Bugün de canım çok sıkkındı. Ama böyle bir gülümseme görünce bir anda her şey değişiyor işte. Nasıl yani? İşte tam böyle. Siz de çok fena olsunuz ama. Yok, hayat kısa. Böyle güzel bir gülümseme görünce görmezden gelemiyorum diyelim biz ona. Ferit bu arada ben. Nilüfer ben de. Memnun oldum. Ablacığım nasılsın? Bir isteğin var mı? İyiyim ablacığım, merak etme. Volkan bana çok iyi bakıyor. Volkan çok sağ ol. Kardeşimi yalnız bırakmadı. Rica ederim, ne demek, lafı mı olur? Dosyada bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Adam sanki sütten çıkmış ak kaşık. Yani hiçbir firesini bulamadık. Araştırıyoruz hala. Neyse siz iyi olun da. Bir de aklım sizde kalmasın. Biz iyiyiz, merak etme. Hem de çok iyiyiz ablacığım. Sen merak etme, işlerine odaklan.
plan yapalım. Kanıt lazım, kanıt. Ya adam sadece elimizde ismi var. Bir de maalesef şu aldığı başarılı ödüller bilir. Nedir? Kanıt nerede, kanıt? İspat edemezsek bu yaptıklarını, herifin avukatları gelir buradan 5 dakikada alır götürürler. Sonra ne kestik? Koç. Ne yedik? Hiç. Adımlarımızı dikkatli atacağız. Böyle çözülmez bu iş. Haklı çıktı yine. Ha Kara. Feyyaz komiser nerede? Odasına baktım da yoktu. Bilmiyorum ki. Kafa dağıtmaya gidiyorum deyip çıktı. Canı biraz sıkkın gibiydi. Tamam, sağ ol. Sıkılır tabii. Hem adamı buraya getirip uyanmasına sebep oldum. Hem de Ferit'in kalbini çok fena kırdım. Özür dilemem lazım. Sen benim kapıma silahla dayandın, öyle mi? Söyle, Eymen nerede? Hangi delikte saklanıyor? Eymen ağam seni bulur öldürür. İkrayı da geri alır. Söyle nerede saklanıyorlar, söyle! Seni öğrendim. Yanan Kurumlu'ymuşsun. Duydum namını. Tanıştığımıza göre kan dökülmeden anlaşalım. İkrayı ver. Karşı karşıya gelmeyelim. Bana sığınanı benim çatımdan hiç kimse alamaz. Tarafsız yerde yüz yüze konuşalım seninle. Bir çözüm buluruz belki ha Kurumlu. Madem anlaşmak istiyorsun, tek şartım var. İyi niyetini kanıtlamak için... Sana atacağım konuma yalnız başına gel. Adamlarla Beykoz'daki ormanlık mevki yakınlarında tek başıma buluşacağım. Parayla ya da konuşarak işi çözmeye çalışacağım. Yoksa büyük bir savaş bekliyor bizi. Ya ona bir şey olduysa, ya ona bir şey olduysa, Tanrım yardım et, Tanrım yardım et. Yoksa o, hayır. Gidecek. Ama ondan sana ne Nana? Sana ne? Sana ne mi gerçekten Nana?
Ne istiyorsun? Çabuk söyle, acelem var. Deli mi oldun sen? Nereye tek başına? Adamlar acımasız, katil. Duydun hepsini. Seni ilgilendirmez bu mesele. İlgilendirir. Gidemezsin. Hasta mısın sen? Hangi sıfatla? O hastalıktan kurtulmak zordur. Gözüm kendine değil. Onu görür sadece. Onu kurursun, kollarsın. Her anını onu düşünerek yaşarsın. Onun için canını feda edersen hiç düşünmeden. O iyi hissetsin diye dünyaları bile yakarsın. İmkansızı bile mümkün kılarsın. Hastayım, evet. Ama senin kadar değilim. Ya sana bir şey olursa? Karışma işime. Yaban işte, ne olacak? Sana karışan da suç. Biz her sene Cancoş'la tatile gideriz. Almanya, Fransa, Hollanda, her yere gittik. Geçen yaz Yunanistan'daydık. Cancoş bütün yaz yüzdü. Köpek değil sanki Yunus. Yaşıyorsun bu hayatı Cancoş. Vallahi yaşıyorsun be. Gerçekten çok sevdim seni. Köpekler hisleri kuvvetli hayvanlardır. Bu kış da birlikte Alplere gideceğiz. Ya sen duyuyor musun beni? Bak bak, duyuyor musun beni? Bu dünyadaki en şanslı köpeksin. Çok kıskandım seni vallahi. Çok gezdiğin için değil tabii. Tüm bu yerleri dünya tatlısı bir kızla gezdiğin için. Daha gidilecek çok yer var. Henüz biletler de bitmedi. Bunları bir yemekte konuşmaya ne dersin? Nasıl yani? Şöyle bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama bir. Sen sohbeti harika bir insansın. Ben de harika karnabahar greten yaparım. Gerçekten. Bu ikisini bir akşam yemeğinde bir araya getirelim diyorum. Ne dersin? Sarma bir börek kestiğinden sonra kırgınlığı geçer. Sonuçta o kadar yanımda oldu benim. Cancoş, görüşürüz. Yarın mutlaka bekliyorum. Şahane olacak, parmaklarını yiyeceksin. Bugün kadar şahane olacaksa asla kaçamam. İnanmıyorum ya. Sana ulaşamayınca o kadar endişelendim. Seni kırdığım için o kadar üzüldüm ki. Meğer sen keyif çatıyormuşsun. Kimle ne yaptığın zerre umurumda değil Ferit komiser. Ama bu davada benim yanımda olmalıydı.
arkadaşım olarak olmasam bile polis olarak yanımda olmalıyım. Ya sen de bir yanımda ol, bir yanımda olma. Ayşe bak benim dengemi bozuyorsun sen. Vallahi billahi ya. Kız çok önemli. Bu fırsatı kaçıramazsın. Önemli. Anladık canım. Onu anlatmana gerek yok. Evet. Çok önemli biri. Kim olduğunu biliyor musun? Ay inşallah zengin birinin kızıdır da sen de damat olarak gider, bu hayattan kurtulursun. Böylece biz de senden kurtulmuş oluruz. Nereden bildin ya? Sana da bu yakışır damat Ferit. Ya bir dakika, ben zengin birinin kızı olduğunu nereden biliyorsun dedim Ayşe. Bir dakika dur. O zengin baba kim biliyor musun? İlaç görünümlü zehrin üreticisi Asım Gürgenoğulları. Sen tedirginsin. O gitti diye mi? Evet. Çünkü yaptığı delilik. Ben de Emin gittiğinde böyle olmuştum. Yok. Benimki öyle değil. Ben yeğeni Yusuf için endişeleniyorum. Yoksa o umurumda bile değil. Benim de o gittiğinde elim hep kalbimdeydi. Peşinden koşup gitme demek istedim ama diyemedim. Sonra böyle kalbime bir ok saplandı sanki. Anladım o zaman sevdiğimin başına bir şey geldiğini. Geri gelecek mutlaka. Sen çok güçlüsün. Umudunu kaybetme. Keşke yanımda olsaydı eskisi gibi. Meşhur Kırımlı sensin. Seni öğrendim. Öyle yabana atılacak bir adam değilmişsin. Kısa kes. Söyleyeceklerim net. İkrayı vermiyorum. Vazgeçeceksiniz. Kaçırdığınız genci de geri vereceksiniz sağ salim. Bunlar memleketlerine gidecek. Siz de bu davadan vazgeçeceksiniz. Tabii sen beni tanımıyorsun. Kim olduğumu bilmiyorsun henüz. Ama şimdi öğreneceksin. Vazgeçeceksin ve çekip gideceksin dediğim gibi. Unutma, burası benim topraklarım. Yoksa bu silah sadece beyninde patlamaz. Şu an kral suitinde olan amcan, enişten, sülalen var ya, onların da kafasında şu an seninki gibi bir silah dayalı. Onlar da patlar. Hayır. Yapmadım.
Ara öğren. كيف حالك يا عمي؟ İkna oldun mu? Şimdi seçimini yap. Ya onların hayatı ya ikra. Tamam. Kabul. İstediğin gibi olsun. Kaçırdığın genci Emine'de geri vereceksin. Söyle yerine. Söyle! Silivri'de. Bağ evinde. Nedim, ahvanların kaçırdığı genci gidip alacaksın. Emin, Silivri'deki bağ evinde tutuluyormuş. Tamam. Araştırırken görmüştüm. Oraya gidiyorum şimdi. Bu yaptığını unutmam Kılımlı. Gün olur, devran döner. Unutmazsan hayrın olur. Unutursan da hatırlatırım. O kara gün gelene kadar verdiğin sözü tut yeter. Lanet olsun! Hala gelmedi. Hala. Yaman abi kudretli. Ama Eymen kalleş. Güvenilmez. Emin'i kandırıp tuzağa düşürmüştü. Ondan her türlü kötülüğü beklerim. Emin'i nasıl tuzağa düşürdüler? Bitirelim husumeti yalanıyla Emin'le buluşmak istediler. Emin de gitti yanlarına. Ama dönemedi. Çünkü onlar vazgeçmezler. Sadece öyle görünürler. İyi misin? Neredesin? Mesele çözüldü. Bu kadarını bilmen yeterli. Bir daha arama beni. Peşini bırakacaklarmış. Çözüldü mesele dedi. Çok şükür. Ona dönene kadar rahat edemem ben. Otelden ayrıldılar mı? Tamam. Kırımlı konağına dönmeyecek. Nefis sokağa sevilecek şanın yürüsün diye. Bitirin işini. Peşinden koşup gitme demek istedim ama diyemedim. Sonra böyle kalbime bir ok saplandı sanki. Anladım o zaman sevdiğimin başına bir şey geldiğini. İyi misin?
Neyin var? Yok. Bir şey yok, iyiyim ben. Çünkü onlar vazgeçmezler. Sadece öyle görünürler. Bir şey yoktu. Senin burada. Hep seninle savaşacak değilim ya. Bu kez birlikte savaşmaya geldim.